Bizim TV'den merhaba sevgili seyirciler. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı bütün coşkumuzla biz de kutluyoruz bir kez daha. Yurdun dört bir yanında büyük coşkuyla kutlanıyor Cumhuriyet Bayramı. Muhteşem gösteriler var dünden bu yana diyebiliriz. Özellikle CHP'li belediyelerin çok farklı gösterilerle damga vurduğunu söyleyebiliriz. Bunlardan biri de Ödemiş Belediyesi'ydi. Sayın Mehmet Eriş, Ödemiş Belediye Başkanı şu anda telefon attığımızda muhteşem bir zeybek gösterisi, bir kortej diyebiliriz. Sosyal medya çalkalanıyor. Mehmet Bey, kutluyoruz sizi. Teşekkür ediyoruz. Biz de Ödemiş halkı adına sizlere böyle bir rüyanın gösterdik. Bize sahip çıkıyorsunuz. Memnuniyetle böyle değerleri yücelten, çalışma yapan herkese bizim kapımız açık. Sahip çıkacağız elbette bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak. Mehmet Bey, bu muhteşem gösteri nasıl gerçekleşti? Nasıl organize ettiniz? Kimler? Tabii bu organizenin içinde yani ilçe kutlama komitesi içinde kaymakamımız, milli eğitim, belediye, işte jandarma, emniyet bir kente mal olabilecek. Böyle fikirde arkadaşın halk oyunu ekibindeki arkadaşlarımızdan çıktı. Bu kursu veren arkadaşların böyle bir çalışmanın muhteşem olabileceğini söyledikten sonra herkes de çok iyi bir katılım gösterdi. Büyük ilgi gördük. Yani evet ilgi duyar ama katılım ne olur diye düşünürken 1200 kişi hesaplanmıştı. Bu daha sonra 2000 kişiye çıktı ama daha fazla olsa ilgi değil de yani izleme adına uzun olurdu. Ses sistemi kurmak. Çünkü her noktada ses sistemimiz var. Aynı noktada o heyecanı yaşamak için. İzleyenler, katılanlar yani çocuğu var, eşi var. Anne baba katılan birisi de var. Onun gerisinde onu izleyenler çok daha heyecanlı. Çünkü sağa sola yani kişi kişi izleme şansı. Balkonlardan izleyen işte yine medya aracıyla paylaşmak için telefonları elinde izleyenler bunlar çok daha fazla bir renk katmış oldular. Oynayan insanlarımız, hemşehrilerimizle müthiş bir uyum gösterdiler. Yani göğsünde çocuğunu taşıyan bir annemiz de o oyunun içinde vardı. Yani o, ne mutlu ki öyle bir annesi var o çocuğun. Gerçekten öyle. O, evet. Bunu yaşadık. Tabii Ödemiş Kurtuluş'ta da ilk kuşunu atmış Kuvayi Milli anlamındaki bir kent. Hem ataya bağlılığını hem de Cumhuriyet'e bağlılığını bu şekilde ifade etmiş oldu. Güzel bir bağlılık gösterisi oldu. İlgi de müthiş. Türkiye'nin her yerinden arayarak bu şekilde bir anlamlı kutlamayı bize de zengin bir dönüşü oldu. Hı hı. Biz de çok mutluyuz. Böyle bir şey Türkiye'ye mal oldu. İlgi duydu. Evet. Bazı yerlerde bu coşku belki bırakın yani yasaklanmaların bile yaşandığı bir yerde böyle anlamlı bir sahip çıkışın olması da çok değerli oldu tabii. Valla bütün yasaklar ilgi uyandırır. Sözünden yola çıkarak bütün yasaklamalara rağmen daha da büyük bir coşkuyla sahip çıkıyor insanlar. Evet, evet. İşte sizin gibi belediyeler. Yani her yönüyle sahiplenildi yani gözleri yaşayanlar, ağlayanlar yani bu şeyin içinde yani o duygular yani insanı titreten duygular oldu. Yani bir bütünlük içinde olması, aynı noktada aynı ses. Sarı Zeybek bizim Sarı Paşa'mız Mustafa Kemal'imiz. Sanki o an o da orada oynuyordu. O meşhur hani klasik oyun tekniği vardır onun. Hani evet. Ayağa kalkıp da son günlerini yaşadığı anlarda evet. Zeybek dediğinde o heyecanı sanki biz onu içimizde hissetmiş gibi olduk. Beraber oynamış gibi olduk Ödemiş'te. Bu duygularla Cumhuriyet'e bağlılığımızı, atamıza bağlılığımızı gösterebildiğimiz için de biz de kent olarak çok mutluyuz tabii. Emeği olan bütün arkadaşlarımız da bu anlamda çok teşekkür ediyoruz. Biz de teşekkür ediyoruz sizin vasıtanızda. Gerçekten muhteşem görüntüler, muhteşem bir proje. Gurur duyduk. Göğsümüz kabararak, duygulanarak bize, gözlerimiz de doldu hakikaten. Evet. Biz de bizim TV'den bu görüntüleri paylaşacağız. Sizi bir kere daha kutlayalım ama kaç günde organize ettiniz bunu Mehmet Bey? Yaklaşık 2 haftalık bir olay bu. Vallahi çok iyi bu kadar kısa sürede. Olay. Yani insanlar çok disiplinli çalıştılar. Çalışmayı yapan, yöneten arkadaşlarımız bu konuda tabii çok maharetli. Örnek olarak halk oyunları oynayan arkadaşlarımız o 2000 kişinin içine dağılarak o uyumu ve organizeyi sağlamaya, örnek olmaya çalıştılar. Asıl müthiş olan o alanda hem görev olan hem eğiten hem de oyunuyla katılan
insanlarımızla güzel bir uyum oldu. Dileriz Türkiye'ye örnek olur gelecek yıllar için. Umuyoruz biz de. Farklı açılardan da görüntülenmiş. Sanıyorum bir drone görüntüsü de var yayınlanan evet, görüntülerde. Evet, drone görüntüsü de var. Evet. Drone da var, süper. Evet, evet. Tekrar süper kutluyoruz sizi Sayın Mehmet Ali. Ben de çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. İlginiz için. Sevgiler. Çok teşekkürler. Nice bayramlar olsun. Evet, inşallah. 100. yılında çok daha müthiş bir kutlama olur inşallah. Umuyoruz efendim. Çok teşekkürler. Sağ olun. Saygılar. Görüşmek üzere. Sağ olun. Sağ olun. Evet, yaşasın Cumhuriyet. Cumhuriyetimize sahip çıkmaya devam ediyoruz. Bu yılda Cumhuriyet Bayramımızı 29 Ekim atamızın bize armağan ettiği 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız bir kez daha kutlu olsun efendim. Hoşçakalın.